Arkadaşlar merhaba. Yumurta Dünyası'ndan Serkan ben. Arkadaşlar bugünkü konumuz 500 adet tavuk 70 metrekare çadırın güncel fiyatları. Arkadaşlar videoma başlamadan önce sizden ricam videomu beğenip yorum yapmanız ve paylaşmanız rica ediyorum lütfen. Arkadaşlar bugün mevzumuz tabii ki 500 tavuk 70 metrekare çadır ama bundan önce bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki benim bir geçen seneden beri bir köpeğim vardı, Bozbey. Geçen günlerde biri ya da birileri zehirledi köpeğimi. O da şu şekilde oldu. Köpeği dışarıya saldım biraz geçsin dolaşsın diye. Ve köpeğimi iki gün bulamadım. İkinci günde komşunun bahçesinde ölü buldum. Ağzında kanla burnundan köpük çıkmıştı. Bu konuda fazla konuşmayacağım zaten. Ama daha önceden komşumun köpeğiyle çiftleştiği için şöyle göstereyim. Yavrusu vardı. Yavrusunu aldım. Tabii onun yerini tutar mı? Tutmaz hiçbir zaman. O da bir candı. Ona kıyanlar Allah yani kahır etsin ne diyeyim en kısa zamanda. Arkadaşlar şimdiki gelelim mevzumuza. 70 metrekare çadır, ekonomik çadır şu anki güncel fiyatı 90 bin lira. Makaslı sistem 115 bin lira. Ben bu fiyatları veriyorum. Lakin fiyatlar değişiklik gösterebilir. Sakın yarın öbür gün ya Serkan'ın videosunda gördük. Çünkü bu başıma çok geliyor. Ben burada fiyat vermemeye çalışıyorum. Ama ısrarla fiyat sorulduğu için böyle bir şey yaptım. Böyle bir şey yapma gereği duydum. Ondan sonra tavuk fiyatları 180 lira oldu. 180 lira fakat işte dediğim gibi benim YouTube kanalımdan gidenlere 170 lira öyle konuştuk. Öyle yapıyorlar. Bunun neticesinde arkadaşlar bu çadırların içerisinde yemlik, suluk yani suluk dediğimiz niper suluk oluyor. Yemlik, yemlerde normal standart yemler oluyor. Otomatik isteyen arkadaşlarımız oluyor. Onların fiyatları birazcık güncel değişiyor. Dolayısıyla güncel fiyatlar bu. 29 Ekim'de çektiğimizdeki fiyatlar 78 bin lira civarındaydı. Ama bu fiyatlar 70-78 bin lira civarında yanılmıyorsam. Bu fiyatlar değişti arkadaşlar. Bu fiyatlar niye değişti? Biliyorsunuz malum işte ham maddesi petrol. Petrol olduğu için de dolar. Dolar olduğu için de sürekli Türkiye şartında zaten değişiyor. Bunu zaten konuşmanın bir mantığı yok. Tavuklarda 15 hafta geliyor. 15 hafta gelip işte 3 karma aşıları vurulmuş şekilde geliyor. Şöyle çok nadir bazen 17-18 haftalık olabiliyor. Çok nadir oluyor. Anlık olabiliyor onlar. Onların sebebi de şu oluyor. Mesela geçenlerde satıcımız bir yere 6000 tane ürün verdi. 3000'li teslim etti. 3000'li bilerek teslim etmedi. Çünkü karşı taraf biraz mırın kırın ediyor. Şimdi bazı firmalarda mesela diyor ki kardeşim diyor parayı yatır diyor biz sana diyor ürünü teslim edelim. Benim satıcım da öyle. Benim satıcım kaporayı alır. Der ki ürün sana geldiğinde ürünü gör. Eğer kafana yatmazsa kaporanı geri yatırayım. Kafana yattığı takdirde de benim paramı ver. Adamlar işte mırın kırın etmişler. Satıcı vermedi. 3000 taneyi vermedi. 3000 tanenin parasını aldı. Zaten kaporada neredeyse 3000 taneye denk geliyordu. Ondan dolayı elinde beklettiği 18 haftalık oldu. Geçen gün yaklaşık işte 3000 tane o şekilde vardı. Hatta ben de almak istedim ama malum yerim dar. Şimdi ben bu arada Ligorinleri satışa çıkardım. Ligorinlerden işte tek tük satmaya başladım. Ligorinleri boşaltıp orayı nasip olursa Sandy yapacağım. Ligorinler artık 14. ayını doldurdu benim için. Verimlerinde sıkıntı var mı? Hayır, sıkıntı yok ama ben ürünümü değiştirmek istiyorum.
Evet, görüyorsunuz yani tüylerinde sıkıntı yok. Bazı tavuklar böyle kel şeklinde olur. Artık kendini tüketmiş şekilde olur. Dolayısıyla tavuklarda sıkıntı yok. Bunlar ligorinlerim. Aralarında işte diğer kümeste dayak yiyen lohmamuranlarım var. Lohmamuranları da oraya koydum ve orada da verim veriyor. Bunlar da aslı olanlar, dışarıda yani burada tedavi yapıyorum. Evet, şimdi lohmamuranlarım. Bunların da daha yumurtalarını toplamadım. Yumurta videosu istiyorsunuz ama ben pek yumurta videosu da çekmiyorum arkadaşlar. Çünkü son günlerde şunu gördüm. Herkes video çekmeye başladı. Tamam, saygım var, sıkıntı yok. Herkes aynı şekilde yumurta toplama videosu çekiyor. Yumurta görmek istiyorsanız yumurta gösteririm. Daha yerde bile yumurtalar duruyor. Oraya kadar sıkıntım yok. Bakın. Yerde bile yumurtalar duruyor. Bakın. Tabiri caizse yer gök yumurta derler ya, o şekilde. Daha birazdan bunları toplamaya gireceğim. Bakın burada bile yumurtluyorlar. Şöyle. Yani yumurtlamalarında hamdolsun sıkıntı yok. Bir yem değişikliği yaptık yine. Artık marka vermiyorum. Çünkü ilk zamanlarda verdiğim marka sıkıntı yaşadım. Sıkıntı yaşadığım için de marka vermeme kararı verdim. Biraz hava alsınlar, öyle gideyim. Kış olduğundan dolayı pervane çalıştırmıyoruz. Havalandırma yani. Havalandırma çalıştırmadığımız için arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Arka tarafı nasıl ıslak? Onun ıslaklığı da nipellerden kaynaklanıyor. Oraya da farklı bir şey yapacağım. Havalandırma çalışmıyorum. Günlük böyle 2 saat 3 saat kapı açıyorum. Kapının zaten şeyi yetiyor. Çünkü kış ortamında hayvanları hasta etmeyelim. Şimdi hasta etmeyelim, hayvanları hava güzel havalarda çıkartalım diyenler duyuyorum. Arkadaşlar, güzel hava da olsa size bir örnek vereceğim. Bakın, hasta diye ayırdığım hayvanlardan bir tanesi göz kapama hastalığına yakalandı. Şu an ilaç kullanıyorum. Bir saniye, yakalayabilirsem şayet. Gel kızım. Gel. Evet. Şöyle aşağı doğru gidelim. Bir saniye lütfen. Evet, görüyorsunuz. Daha gözünü yeni yeni kurutmaya başladım. Bu göz kocamandı. İçinde bir şey vardı. Tabii yağ bezeleri oluşmuş, yani intihaplar. Şimdi bunu kurtardım çok şükür. Artık tek gözü rahat görüyor. Damla ile devam ediyorum. Ayrıca iğne vuruyorum. Yani dışarıda çok kapabiliyor. Nedenini de şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Burada şimdi kış, kuşlar tabii en böyle kısa yem bulabilecekleri yerleri biliyorlar. Dolayısıyla burada dolaştıkları için mesela o oraya girmiş kuş giriyorlardı. Onlardan kaptığını, işte özellikle sularını, mesela sularını içiyorlar. Bunlardan kaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla kış aylarında çok 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 dikkat edin. Allah korusun yani, bir tane de çok zorluk çektim. Bir de düşünün kaç tane olsaydı vay halime, bayağı uğraşırdım. Hatırlarsınız ligorinlerde geçen sene bayağı bir uğraşmıştım. O zamanlar tabi ilk zamanlarında 250 tane ligorini tek tek iğne vurmak zorunda kaldım. Bu şekilde arkadaşlar, yani şimdi WhatsApp'tan şöyle sorular geliyor. Ben onları da yani videoda yanıtlayayım. Ya biz bu işten para kazanır mıyız? Bakın arkadaşlar, bu soruyu bana bir daha sorarsanız vallahi bozuşuruz. Ya şöyle söyleyeyim, bu işten para kazanır mısınız derken, bakın az önce bu videoyu çekmeden 5 dakika önce bir abim aradı Sakarya'dan. Bu işten para kazanır mıyım dedi. Abi dedim, bu soruyu bana sorma lütfen dedim. Çünkü neden sorma? Ben 3.66'ya satıyorsam toptana, sen kaça satıyorsun dedim, 5 lira. Demek ki sen dedim benden daha çok kazanıyorsun.
Yani anlatmak istediğim bu aslında. Yani sizin satışınıza, sizin pazarınıza, sizin kabiliyetinize bağlı her şey. Dolayısıyla bunları yapabilirseniz ve bunları becerebilirseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Bu şekilde lütfen hesabınızı yapın. Yem fiyat, bakın yemciden yem fiyatı alın. Deyin ki 500 tavuktan günde kaç tane yumurta alırım? Atıyorum. Tamamen işte 400 tane yumurta alırım deyin. Böyle hesap yapın. Ben kaç para kazanırım? Kime kaç para satmam lazım ki şu kadar para kazanayım diye. Böyle hesap yaparsanız birilerinin, örnek veriyorum, ben şimdi hiçbir zaman arayıp da ya Ahmet abi, Mehmet abi, ya sen kaç para kazanıyorsun ya da kaç para kazanırız diyemem. Zaten demesi de çok mantıksız. Yani adam benden daha beceriklidir. Çok kazanır. Adam benden daha beceriksizdir, az para kazanır. Yani bunu lütfen böyle düşünün ve böyle uygulayın, sizden rica ediyorum. Şu an yumurta piyasasına gelirsek arkadaşlar, yumurta geçen hafta, yani 3 hafta düştü. Çok düştü. Bunun sebebi de aşırı bir tavuk fiyatların yükselmesinden. Yani civcivin fiyatı, yanılmıyorsam, KDV dahi 45 liraya gelmeye başladı. Yani bir günlük civcivin. Dolayısıyla bu tavuğun 180 liraya satılması gayet normal. Düştü ama şimdi bu hafta itibariyle yükselişe geçiyor toptan da. Şöyle, o da onun sebebi de şu: Rusya özellikle Türkiye'den yumurta talep etti. Ve Haziran ayına kadar bayağı bir yüklü yumurta gidecek. Yani 3 harfli marketlerde 109 liraya kadar düştü, 115 liradan. Ama ben önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde onların tekrar 115, hatta yani bu tabii benim kendi düşüncem, 120 liraya kadar çıkacağını tahmin ediyorum. Yani 120, 125, yani bugün ekmek bile 10 lira oldu neredeyse. Yani yem fiyatları, geçen seneyle kıyaslarsak yem fiyatları, geçen sene 470 liraya aldığımız yemi bu sene 650 liraya alıyoruz. Yani yem fiyatları artı yumurta fiyatları, bana kalırsa yumurta ucuz kalıyor hala. Yani yumurta şu an pazarda 4500 lira. 4500 lira yumurta. Yani 4500, özür dilerim, 4,5 lira. 4, biraz şey oldu. Kaba bir tabir oldu. 4,5 lira. Yani bu 5,5'ları görebileceğini tahmin ediyorum. Bu tabii benim düşüncem ama büyük şehirlerde 6 TL. Hatta geçenlerde bir tane özel bir markete girdim. Gezen tavuk yumurta fiyatı tanesi 7,66 idi. 7,66. Yani böyle gezin. Bu işi yapmak isteyen arkadaşlar, market market gezin. Piyasanızı bir takip edin. Yani ya ben günde işte 500 yumurtadan, şey 500 tavuktan 400 yumurta alıyorum, ben iyi para kazanıyorumdan ziyade piyasayı bir koklayın. Bana kalırsa, ben burayı büyütmek istesem gerçekten büyütmek isterim. Bu arada şöyle bir şey var. Benim aracılığımla tavuk alıp bu işe giren arkadaşlardan bazı arkadaşlar 500'de başlayıp şu an 2000 artı 2500'e çıktı. Nasip olursa çadırı bu ay kuruluyor. Mart ayında da tavukları teslim edilecek. İzmir'e de kafesli sistem kuruyoruz. Nasip olursa o da 5000 tane sendi gidecek. Yani görüyorum ki insanlara gerçekten bir güven veriyoruz. Çok şükür. Yani biz hiçbir zaman sözümüzü yemedik. Hiçbir zaman, dediğim gibi, biz ücretli danışmanlık vermiyoruz. Biz tamamen ücretsiz danışmanlık veriyoruz. Dolayısıyla insanlar bize daha da yakın davranıyor. Bir de biz mesela fiyat araştırın diyorum. İşte X kişiye gidiyorlar. X kişi 1100 lira verdiği fiyatı benim satıcım 800 lira veriyor. Aradaki 300 lirayı artık siz hesaplayın. Ben artık, dediğim gibi, insanlar hakkında konuşmuyorum. Sadece piyasa genelinde konuşuyorum. Çünkü insanlar hakkında konuştuğum zaman kıymetsiz insanları kıymetlendirdiğimi fark ettim. O yüzden piyasayı araştırın, en son bana gelin. Hatta bir tane uzman çavuş vardı. Abi dedi, ya ben dedi senin dedi satıcını dedi senden önce aradım dedi. Bir fiyat aldım dedi. Ama dedi bu fiyatı söylemeyeceğim sana dedi.
Dedi ki işte şu şu şartlarda şey istiyorum dedi. Çadır istiyorum dedi. Dedim ki işte şu kadar abi dedi benim aldığım fiyatlar kaç? 50 TL aşağı söyledim. Dedim ki bu da dedim benim dedim. Hani benim YouTube kanalımdan geldiğin için dedim böyle indirimli oluyor. Burada da şunu anladım dedi. Evet dedi sen dedi bu işi karşılıksız yaptığına inanıyorum. Yani bizim yalan yok yani. Biz bu işi karşılıksız yapıyoruz. Benim tek isteğim bu YouTube kanalında videomuzun beğenip like alması. Ama görüyorum ki son günlerde pek böyle şey olmuyor. Ben de bazen video çekimine ara vermek zorunda kalıyorum. Çünkü emektir sonuçta bu. Emeğimin karşılığını alamayınca ben de diyorum ki diğer işlerime yoğunlaşıp örnek veriyorum. Hayvanımla ilgilenmem gerekiyor, yem vermem gerekiyor, yumurta toplamam gerekiyor. Bunlara yöneliyorum arkadaşlar. Yine çok konuştum, çok özür dilerim. İnşallah güzel bir video olmuştur. Gerekli bilgileri vermeye çalışıyorum. Yani 1000 tavukluk, 1000 işte 7'ye 20 gibi bir sistem kurmak isterseniz bunların fiyatları tamamen farklı oluyor. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Çadır büyüdükçe çadır fiyatları düşer. Bunu bir not alın. Çadır büyüdükçe çadır fiyatları düşer. Şey gibi düşünmeyin işte 500 adetliği atıyorum 90 bin lira ekonomik sistem. İşte 180 bin liraya 7'ye 20 olmaz. O 150'ye düşer. Yani bunu bu şekilde düşünürseniz yani bu fiyatları ben veriyorum. Bugün Ocak ayındayız yine. Ocağın sonlarına yaklaşıyoruz. Bu Şubat'ın 15'inden sonra değişir mi? Değişir. Bakın tekrar söylüyorum. Sakın demeyin. Serkan abi çünkü benim satıcıya birkaç kere söylemişler. Ya Serkan abi videoda fiyatı bu fiyatı vermedi. Diyorsunuz. Lütfen bu videodaki fiyatlar sadece size yön veren bir fiyatlardır. Bunlar realde değişiklik gösterebilir. Bilginiz olsun. Sevgiyle, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Saygılar, sevgiler.